Herkese selam arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi konumuz Huawei laptoplar. Bana göre Apple MacBook'ların en dişli rakibi Huawei MacBook'lar. Çünkü gerçekten tasarımları, ekran teknolojileri ve performansları bayağı başarılı. Yalnız eleştirdiğim bir konu da var, onu da videonun sonunda söyleyeceğim. Huawei MacBook'ların 3 farklı serisi var arkadaşlar. Bir MacBook D serisi var, düz baz model MacBook serisi var, bir de MacBook X Pro var. Bu video içinde söyleyeceğim özellikler ve Huawei laptopların sevdiğim taraflarının hiçbiri Huawei MacBook D serisi için geçerli değil. Çünkü MacBook D serisi biraz daha orta segmente hitap ettiği için MacBook veya MacBook X Pro serisi gibi premium özellikleri taşımıyorlar. Ona göre de fiyatları daha uygun zaten. Şimdi gelelim, neden Huawei MacBook'lar bu kadar başarılı? İlk olarak zaten tasarımlarına baktığınızda o ekranın tamamen cam olması, yanlarında plastik çerçevenin bulunmaması, aynı zamanda klavyede numerik tuş takımının bulunmaması, o klavye tuşlarının büyük olup kasaya yayılması, kasanın alüminyumdan oluşup yanlarında elmas kesim kullanılması, laptopun çok şık, böyle aşırı yakışıklı, kaliteli gözüktüğünü hissettiriyor. Zaten yekpare alüminyum kasadan oluşuyorlar. Bu arada yanlış hatırlamıyorsam D serileri de alüminyum kasadan oluşuyordu. Aynı zamanda Huawei MacBook'larda touchpad deneyimi de bayağı başarılı. Ben yaklaşık 1 seneden fazla MacBook 14 kullandım ve gerçekten çoğu şeyinden çok memnun kaldım. Gerek performansından, gerek ekranından, gerekse pil ömründen. Genelde bu tarz ince tasarımlı, çok şık yapıda iş bilgisayarlarında sonu H ile biten performans işlemcisi yerine U ile biten daha batarya odaklı işlemciler bulunur. Ama Huawei MacBook 14 serisinde oyuncu laptoplarında gördüğümüz performans işlemcisi olan sonu H ile biten performans işlemcisi bulunuyor. Bu sayede işlemci gerektiren tüm oyunları da rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ben söylediğim gibi MacBook 14 modelini kullanmıştım ve yaklaşık 1,5 yıllık kullanım deneyimimde Valorant, LoL tarzı oyunları rahatlıkla oynayabildim. Ama tabii ki de içerisinde harici bir ekran kartı bulunmadığı için işte GTA 5 veya Forza Horizon 5 grafik yoğunluğu gerektirecek oyunları oynamanız mümkün değil. Yani yine o oyunları yükleyip hani oynayabilirsiniz de çok sağlıklı olmaz. Yani yüksek ayarlarda falan akıcı bir şekilde oynayamazsınız. Zaten oyuncu laptopları değil bunlar. Peki neden bu kadar çok seviyorum ve neden bu kadar çok başarılı buluyorum? Birincisi, ekran çözünürlüğü bu kadar yüksek olup batarya performansının bu kadar yüksek olması. Aynı zamanda bu Huawei laptopların pek fazla bir rakibi yok arkadaşlar. Çünkü piyasaya şöyle bir genel olarak baktığımızda işte H yani performans işlemcili ince slim notebook dediğimiz ekran çözünürlükleri yüksek olan laptoplar bayağı bir kısıtlı. Hem video editlemelerinizi, hem oyun oynamalarınızı, hem de günlük işlerinizi kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Huawei MacBook 16, 16S ve MacBook 14, 14S 2K çözünürlüğünde geliyor. Ama MacBook X Pro arkadaşlar 3K çözünürlüğünde geliyor. Bu da zaten 2K net olan bir ekranı 3K'ya çıkartarak daha da net olmasını sağlıyor. Ve Huawei MacBook X Pro'nun tasarımı arkadaşlar düz MacBook modellerine göre daha hafif ve daha ince. Ama eleştirdiğim bir diğer konu ise MacBook X Pro modelinde maalesef o dediğim performans işlemcisi, H işlemci bulunmuyor. Ama yine de performansının video editlemelerinde dahil bayağı başarılı olduğunu gördüm. Ve mağaza şöyle bir gördüm, ufaktan kullandım. Vermiş olduğu premium hissiyat, işte tekerle kapağının açılması, ekran çözünürlüğünün netliği bayağı başarılıydı. Apple MacBook'lar kadar yakışıklı, aynı zamanda güçlü, aynı zamanda pil ömürlerinin de gayet yeterli olduğu bu Huawei MacBook'ların sevmediğim ve eleştirdiğim tek bir tarafı var. O da ekran teknolojileri. Evet, ekranları çok başarılı. Renk doğrulukları bayağı iyi. Bir sürü sertifikaları var. Bunu internetten bakabilirsiniz. Ama maalesef panel OLED değil arkadaşlar. Panelin de renkleri çok güzel ama OLED kadar canlı değil. Ben film izlemede o siyah yerlerin tamamen siyah görmek istediğim için OLED paneli tercih ederdim. Evet, videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Huawei MacBook'ların öne çıkan başarılı özelliklerinden bahsettim ve dediğim gibi bana göre Apple MacBook'ların en dişli rakibi OLED panelinde geçerse ve MacBook X Pro'ya H işlemci de gelirse tadından yenmez diyorum. Çünkü MacBook'lar aksine oyun da oynatabiliyor. Aynı zamanda MacBook'lardaki gibi bu pil devri, pil sağlığı derdi de yok. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video için videoyu beğenip aşağıdan kanalıma abone olup abone olduktan sonra yanında çıkan zil bildirimini açarsanız 10 numara olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.